Beyler bayanlar ne haber? Şimdi yeni bir spoiler videosu doğru. Peki ben niye kameralı karşınızdayım? Bunu birazdan açıklayacağım. Ama spoilerlar çıktı bu doğru yani. Spoilerlerde baya bir olay oluyor aslında da pek bir şey de olmuyor gibi. Değişik bir spoiler. Ee, i̇lk olarak hani spoilere geçmeden tek şöyle bir size bir sır vereyim. Yani bir bilgi aktarayım spoiler'lara. Biri bir Yonko öldü gibi. Yani... Artık siz düşünün nasıl bir spoiler. Neyse şimdi ben niye kameralı yapıyorum bu videoyu? Tipimden de fark ediyorsunuz. Baya bir yorulmuşum. Gözlerim gitmiş. Ben yarın tatile gidiyorum. Spoiler çıktı. Sabah köründe çıkacağım. Daha valizimi hazırlamalıyım. Daha burada eşyalar falan var. Valiz var. Bir şeyler yapmalıyım. Ama hani dedim kısa bir şekilde en short haliyle bu videoyu size yapayım. Hani biliyorsunuz spoiler videoları zaten benim kanalımda izlemeyi seviyorsunuz. Kusuruma bakmayın bugün de böyle oldu. Gerçekten hani kesecek zamanım yok. Enerjim de yok. Yani şu an baya bir yorgunum. 4 saat sonra falan kalkıp uçuyorum zaten bir de. Hani saçımı bile açık bıraktım. Yani siz düşünün ne durumdayım. Neyse. Her şeye rağmen bir beğeni atarsanız sevinirim. Abone değilsen de abicim aboneliğini alırım ben. Neyse gelelim bölüme. Bölümde fazla hani biraz şöyle bir olay da var size direkt olduğu gibi okuyacağım. Biraz hem yani üstünden geçeceğim aslında. Şimdi spoilerler dediğim gibi o kadar ahım şahım değil. Ama var bir iki önemli olay. Şimdi bölümün adı Zafer. Zafer ne anlamına geliyor? Zafer diyorsak Luffy yendi diyebiliriz. Luffy yendi zaten. Bunu da yine açıklıyorlar. Ki zaten beklediğimiz bir olaydı. Yani burada da bir şaşma yok. Hatta ben şey demiştim. 1050'de ya bilmiyorum yener mi demiştim. Vano biter mi demiştim. Ben hatta yener dediğimi hatırlıyorum ama emin değilim. ikisini de demiş olabilirim. Gün uzun olunca çok konuşunca. Bok da konuşabiliyor insan. Neyse. Şimdi ölen konusuna gelelim. Kaido Vanu'nun derinlerdeki lavalara kadar düşüyor. Ve koca ana da oradaymış. Yani koca ana deyince daha de çok iğrenç ya. Big Mom da oradaymış. Yani bu ikili, bu ikili lavaya düşüyor. Yani bu ikili ölüme gitti. Bu ikili ölecek gibi de. Hani lavadan kurtulurlar mı kurtulmazlar mı? Doğal olarak bence kurtulmalılar. Hani kurtulmazsalar saçma olur. Ama diğer yandan da hani lavaya düştü, mavaya düştü. Hani insan bir diyor Öldü mü ölmedi mi? Ama bana sorarsanız açıkçası ölmelerini şöyle mantıklı bulurum. Hikayede kondurabileceğimiz yerler yok bu ikili için. Ama diğer taraftan da abi ne bileyim hani lavaya ölmek de iyi o zaman Akainu gelseydi öldüreydi sizi değil mi? Yani ondan dolayı biraz eksik bulduğum bir olay. Yani öleceklerini düşünmüyorum ve istemiyorum aslında. Yani bu tarz olması. Şimdi bir diğer bilgi de şu. Ee, bu arada Korsan Fandan direkt aldım bu sefer Türkçeyi. Toko ve Yasui'nin geçmişi gösterilmiş. Yasui Toko bozuk meyve yediği için yalnız başına gülmemesi için bilerek bozuk meyve yemiş. Yani beni hypelatan bir bilgi değil bu aslında. Hani okey olabilir. Hani şey var yani ya Banana. Biraz o tarz yani spoilerda olmaması gereken bir bilgi. Burada da diyorum yani chapter biraz boş gibi olacak. Hani boş değil görsel güzel olacak. Güzel çizimler olacak falan da. Yani bu beni fazla sarmayan bir hikaye. Nekoma Mushi de bütün Onigashima'ya Luffy'nin zaferini duyurmuş. Yani buradan sonra da savaşın bittiğini de diyebiliriz. Zaten savaşan karakter sayısı da kalmadı herhalde. Ya bir dönem hesaplıyorduk işte 20 bin buradaydı, 10.000 şuradaydı, 8.000 buradaydı da. Bu da hepsi yandı bitti, kül oldu. Bitti ya, savaş bitiyor artık. Ve o beklenen post arkada geçiş yapacağız gibi geliyor. Gelelim son 2-3 bilgiye. Momonosuke, Zuneşya'ya zaman geldiğinde Vanu'nun sırlarını Vano'nun sınırlarını açacağını söylemiş. Sonrasında da çiçek başkentine inmiş ve insan haline dönmüş. Duman yüzünden görüntüsü yani yüzü yine belli olmuyor. Dumanların içinden bir de Hiori ve Kızılkınlar çıkmış. Ya şimdi bak Momo'nun tipini halen bize saklanılmasını saçma buluyorum. Çünkü biz Momo'yu görmeliyiz artık. Hani neyi burada o da neyin kafasını yapıyor? Şöyle diyeyim. Eğer ki burada Momo'nun yüzünü göstermeyecekse bölüm sonunda başka ilgi çekici bir şey olacak. Klasik o da yani. Öyle boş chapter sonunu da kolay kolay düşünemiyorum. Ondan dolayı bir ilgi çekici bir son ekler buraya. Ha ne ekler onu da ben de bilmiyorum ama bir şeyler ekleyeceğini bekliyorum. Ee, bu biraz şeye döndü. Hani savaş bitti işte herkes okey. Alan mutlu veren mutlu seni kral ilan ediyoruz falan. Bu biraz hani Alabasta, Dressrosa'da olan şu son viraj oluyor ya. Hani böyle hikayenin sonu. Oradayız şu an zaten. Gelelim sondaki bir diğer bilgi. Denjiro oradaki halka size Vanu'nun yeni şogununu getirdim diyor. Ve burada da büyük ihtimal Momo'yu kastediyor. Haftaya ara yok. Bunu da demeden edemeyeceğim. Ama şimdi yani bu spoilerleri de bir düşünün, bir okuyunca, bir bakınca. Ya gerçekten ilgimi çeken tek yan şey. bu lava olayında ne olacak? Hani Kaido ve Big Mom'un geleceği ne? Dediğim gibi ölmelerini aşırı saçma bulurum. Çok saçma bulurum. Ama hikaye açısından mantıksız bulmam. Ama ne hani dediğim gibi lavaya nasıl direkt ölüyorlar? Biraz almıyor beni. Yani ne bileyim suya düşseler öldü derim. Okey hadi. Ama bu biraz beni almadı. Ama bilmiyorum. Hadi sizin de düşüncenizi merak ediyorum. Ama bana göre ölmemeliler. Yani ölme, ölmeyecekler böyle. Başka türlü ölecekse ölecekler. E diğer yandan da hani Big Mom ölürse... Katakuri Tayfanın başına geçer ki güzel bir yol alır Biz Piratesler zaten değişik Bir yol alacak hani onların kaderi belli değil Kaydı öldü varsayarsak Ölmese de hani bunlar nereye gidecek Bu grup bunlar kime dalacak Kime ne yapacak yani Her türlü bana sorarsanız e, Bela Ya bilmiyorum değişik Yorgunum da farkındasınız hani bugün de Fışkırmıyor bir şeyler Geçin normalde de fışkırmayı atıp tutuyorum da bugün pek atıp tutamıyorum. Ee, ya <laughs> ya biraz ilginç bir olay. Hani dediğim gibi şimdi Kaidon'un ölümünü düşünürsek tayfa boşta kalacak. Ondan dolayı ölmeyecek. Ölmeyecekse ne olacak buna? Biri bunu yenmeli. E Kaidon'un hayali ölmek istemesi yani her türlü <laughs> Kritik olay. Ha ben dediğim gibi ben öldüklerine inanmıyorum. Hani bana inandırıcı gelmiyor öldüklerini. Yani çünkü çok basit geliyor bana ölümleri. Yani bu ölüm böyle olursa çok basit olur. Ondan dolayı da istemiyorum açıkçası. Ummuyorum da. Umarım da öyle çıkar. Ya dediğim gibi bölümde fazla bir şey de yok. Hani anlatıp uzattım da fazla anlatabileceğim gerçekten bir şey yok bölümde olanlar bunlar herhalde. Yani bize verilen spoilerler. Haftaya ara yok denilmesi de güzel yani haftaya devam. Herhalde post şey arkına kadar gider bu. Post diyorum ya herhalde işte gelecek iki chapter bu chapter saymıyorum. Bu chapter boş zaten böyle bu konularla ilgili şey gelir. İşte post arkları gelir sonra yine araya bir ara mola verilir. Ama gelecek iki üç chapter manyak olacak gibi mi geliyor. Şimdiden diyeyim hani bu biraz düşük kaldı beklentileri karşılamıyor ama hani, abi normal ya düşününce de o kadar manyak çöpterden sonra da bir tane vız gelecek yani bir tane bu ne bu ne falan diyeceksin bence iyi neyse arkadaşlar ee, benden bu kadar dediğim gibi kusura bakmayın baya yorgunum ee, normalde hani daha verimli video yapmaya da çalışıyorum ama e, elimden gelen bugün bu kadar hani dediğim gibi birkaç saate zaten uçuyorum daha valizimi falan hazırlayacağım yani halimi siz düşünün Soran ee, sorana da bilmiyorum önce söyledim mi. Bu da peste gideceğim. Yani bu spoiler videosunu da hak etmiyor ama hani bir nevi de şunu düşündüm dedim. Oğlum çekmesem daha ayıp olur hani. İncelemeyi zaten çekmiyoruz bari bunu da çekelim hani. Şu olsun. Dediğim gibi yani her şeye rağmen bu videoyu çektiyse çek her şeye rağmen e, bu videoyu çektim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğeninize atarsanız sevinirim. Abone olmayanlar da abone olsun. Ee, yoksa Orochi sizi öpsün ne diyeyim artık işte. Neyse benden bu kadar arkadaşlar. Ben yavaştan kaçar ve hoşça kalın. Saçlarımı da bağlasam mıydım? Neyse ya salla gitsin. Yorgunum.